en edna, en düşük derecesi budur. Bir kademe yukarısı nedir? Emirlere riayet eden, nehilerden de menhiyattan da kaçınan, bu konuda hassas olan, bu konuda Allah'ın emri ise baş üstüne, Allah'ın yasağı ise ondan da son derece firar etmek, bu konuda da son derece dikkat eden takvanın ikinci derecesi. Bir kalite daha, bir kademe daha, bir gömlek daha üstü. En üst derecesi de, Rabbim cümlemize nasip eylesin, Allah-u Teala'dan hiç gafil olmamak. Her baktığına, her attığı adımda, her şeyde Mevla Teala ile beraber olmak, sürekli onunla irtibat halinde olmak, bu da Allah-u Teala'nın işte veli kullarına, havas, has kullarına ait olan özelliktir, güzelliktir. Ama hepimiz bu kabiliyette yaratılmışızdır. Yani çalışan herkese Mevla Teala bu kapıyı açar inşallah. Çalışmak lazım, gayret etmek lazım. İnşallah Mevla Teala cümlemize bu noktada, bu manevi yolda da muvaffakiyetler nasip eylesin inşallah. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّا O muttakilerin özelliklerinden bahsediyor. Hocam peki muttaki olmanın alameti, işareti, yolu nasıl, ne şekilde elde edilecek bu muttakilik? Bir, madde bir, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّا۪ي وَالظَّرَّا O kullar ki Allah-u Teala'nın yolunda infak ederler. İmkanları ölçüsünce, imkanları ölçüsünce infak ederler, harcarlar fissarra'i ve zarra. Yani genişlik halinde, zenginlik halinde de bunu yaparlar, fakirken de yaparlar. Hani az veren candan, çok veren maldan diye bir tabir var ya, illa infak etmek için değil mi? Çok zengin olmak da gerekmez. Fissarra'i ve genişlik, yani mali bir genişlik varsa durumuna göre, ve zarra'i elin dardaysa gene de durumuna göre, herkesin durumuna göre, vaziyetine göre her halükarda Allah yolunda infak etmek, sırf Allah rızası için, gösteriş için değil, bu takvaya giden yolların kilometre taşları bunlar, basamaklar. Daha hangisi buna gücümüz yetmiyorsa, bu noktada zafiyetimiz varsa, en azından şunu yapmak lazım. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Belki de en çok bu noktada puan kaybediyoruz. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ Öfkesini, hatta tefsirde diyor ki, ben baktım tefsirde, İntikam alma gücü olduğu, kudreti olduğu halde kendisine yapılan bir kötülüğe karşı gün geldi, zaman geldi, karşı taraftan intikam alma gücüne, kudretine sahip olduğu halde öfkesini yutan, Allah rızası için intikam almayan, kötülük edene kötülük etmeyen kullar. Daha وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Hatta insanları affeden, yani ona bir müeyyidede, mukabelede bulunmamakla beraber bir de onu affetmek, tamam ben seni affettim, hakkımı da sana helal ettim diyebilen yiğitlerdir bu muttakiler diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah-u Teala iyilik eden kullarını sever. Şimdi bu ayete gelmişken şöyle bir kıssa anlatılır. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e nispeten anlatılan bir kıssa vardır. O da şudur. Zannediyorum Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde ona etrafında hizmet edenlerden bir tanesi yanlışlıkla ona hizmet esnasında yemeğimi üzerine dökmüş. Bir hata etmiş, ne olmuşsa hizmetçi de
uyanık tabii. O zaman hizmetçisi de şimdinin hocalarından daha alim yani mübarekler. Hemen bu ayeti okumuş. Yani korkmuş kendisini cezalandıracağından belki. O zaman köleler de vardı. Zannediyorum kölesi idi Hazreti Ali'nin. Vel kâzimîne l-gayzı ayetini okudu. Yani muttakiler o kimselerdir ki yani sinirlenecek, öfkelenecek bir durum olduğu zaman onlar ne yaparlar? Öfkelerini yutarlar, kızmazlar. Daha vel afine aninnas, bunun bir adım daha ilerisi, hatta o karşı tarafa kızmamakla beraber onu affederler. Tamam seni affettim derler, hoş görürler derler. Tabi bu ayetleri Hazreti Ali'ye okuyunca tamam, onun kızgınlığı, onlar ayetlerin karşısında eriyen insanlar. Bizim gibi değil ki. Onlar ayetlerin karşısında eriyen insanlar. Bu ayet-i kerimeyi duyunca öfkesi de geçmiş. Ve afine anin nas demiş. Bu ayeti okumuş o yanındaki hizmetçisi. Tamam seni affettim demiş. Tamam affettim, kızmayacağım sana. Olur böyle şeyler demiş. Ama o mübarek uyanık daha devam ediyor. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor. O muhsinin, Allahu Teala iyilik edenleri sever. İyilik sahiplerini, kullarına lütufta bulunanları, ikramda bulunanları sever deyince Hazreti Ali ayetteki mesajı da alıyor. Tamam diyor. Seni artık azat ettim. Hürsün, serbestsin. Tamam. Anlaşıldı. Uyanık oradan koparacağını koparmış. Yani buradan ne anlaşılıyor? Sahabe-i ikram efendilerimiz ayet-i kerimeleri böyle sadece zahiren dinlemekle yetinmezlermiş. Hatta ve hatta şunu da duyduk biz hocalarımızdan. Sahabe-i kiram efendilerimiz mesela diyelim 10 ayeti öğrendi, ezberledi değil mi? O ayetin bütün ahkamını anlamadıkça, o ayeti hayatına tatbik etmedikçe 11. ayete geçmezlermiş. O derece yani. Önce onu bir özümseyecek tabir caizse, ezberleyecek, ahkamını, ahlakını tamamen kendisine, efendime söyleyeyim, yaşantı haline getirecek. Ondan sonra öteki ayetleri geçerlermiş. Onlar müstesna insanlardı. Rabbim şefaatlerinden nail için. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً biraz hızlı geçeyim, fazla kırık mana detaya girmeyelim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً o kimseler ki okullar ki gene beşeriyet icabı günahı kebair işlerlerse Rabbim muhafaza eylesin. Ev zalemu enfusehum veyahut da günahı sagair küçük günah işlerlerse ev zalemu enfusehum zekarullaha festağfarul. Hemen ne yaparlar? Muttaki demek uyanık kul demek. Uyanık, gözü açık, ahiret uyanığı. Dünyadaki uyanıklık değil. Ne yaparlar? Hemen Allahu Teala'yı hatırlar. Ya benim Rabbim var ya. Benim mağfireti sonsuz Rabbim var. Tövbe kapısını ardına kadar açık tutan, can boğaza dayanıncaya kadar tövbe kapısı açık. Efendimiz öyle buyuruyor. Malem yugargır buyuruyor hadis-i şerifte. Yani can boğaza dayanana kadar tövbe kapısı açık. Açık ama canın boğaza ne zaman dayanacağı belli değil. O yüzden kesinlikle tövbeyi ihmal etmemek lazım. Bazı camilerin kapılarında yazar. Accilu bis salati kablel fevt. Accilu bit tevbeti kablel mevt. Böyle kafiyeli bir şekilde. Namaz geçmeden önce namaza acele edin. Ölüm gelip çatmadan önce de neye acele edin? Tevbede aceleci olun. Kesinlikle o yüzden tevbenin tecili, tehiri kesinlikle akıl kârı değil. Sürekli tevbe üzere olmak lazım muhteremler. Evet. Zekerullaha festağferu lidunubim. Hemen Allahu Teala'yı hatırlarlar ve o yapmış oldukları bilerek veya bilmeyerek bir hata etti. Hemen ondan tevbe, Allah'tan af, mağfiret, özür dilerler. Buyuruyor Mevla. Yani böyle olun demek istiyor. Yani kesinlikle kul, hani bir söz var ya, kul kusursuz olmaz,
Mevla'da afsız olmaz. Kul illa kusur işleyebilir. Hepimizin, hiçbirimiz masum değiliz. Masum olan sadece Peygamber-i Zişan Efendilerimizdir. Onlar özel. Özel korumada onlar. Onun dışında hepimizin, hacı da olsak, hoca da olsak, alim de olsak, cahil de olsak, ne olursa olsun, yaşımız ne olursa hata edebiliriz. Önemli olan hemen zekerullâhe fesavvur. Bir hata mı ettik? Bir hukukumuz mu oluştu? Allah-u Teala'ya karşı bir kabahat mı ettik? Hemen istiğfar. Kullara karşı bir kabahatimiz mi oldu? Hemen özür, hemen hak helallığı. Bu şekilde olmamız lazım. Ayetlerden anlaşılan mesaj bu muhteremler. Ve men yağfiru zunube illallah. Hemen Allah-u Teala da buyuruyor ki zaten hataları, kusurları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Müracaat kapısı orası. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bakın burası önemli işte. Burada Allah-u Teala buyuruyor ki hata edebilirsiniz, günah işleyebilirsiniz ama وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yani bile bile, göz göre göre hatasında ısrar etmez buyuruyor o kullar. Hatada ısrar etmek kötü. Hatayı anladıktan sonra hemen onun telafi etme yoluna gitmek lazım buyuruyor Mevla Teala. Israrcı olursak o zaman işte kaybederiz davayı, Allah muhafaza eylesin. İşte böyle olursa ne olur? Yukarıdan beri anlattık. Genişlikte ve darlıkta infak, efendim öfkeyi yutmak, insanlara hoş muamelede bulunmak, affedici olmak, hatta sana taş atana gül atmak değil mi? Günah işlediğimiz zaman af dilemek, ısrarcı olmamak, hatada ısrarcı olmamak, bunun neticesi nedir? Bak yukarıda cennetlerden bahsetmişti. Neticesinde de gene ayet-i kerimede ulaike. İşte bu güzel ahlakı takınan kullar var ya, bu güzelliği, çok zor bir şey yok ortada yani. Bak, yukarıdan beri sayılanlar nedir? Ya kızmayacaksın, affedersin, yani köpürmeyeceksin, insanlara böyle kötü söz söylemeyeceksin, sana birisi kötülük yaptı, ben haklıyım, sen de ona aynısını yaptığın zaman, değil mi? Ayetler çok, ayetler birbiriyle bağlantılı. Ve in ta'fu ve tesfahu ve tağfiru, ayetleri var. Affederseniz, bağışlarsanız, hoş görürseniz. Femen afa ve eslaha fe ecruhu alallah. Her kim affederse, işi düzeltme yoluna giderse, onun mükafatı bana aittir buyurur Allah-u Teala. Bak, daha buna benzer bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ha nedir? Burada yiğitlik, nefse uyup da yalancı kabadayılık yapmak değildir. Asıl yiğitlik, değil mi? Hakiki yiğitlik, hakiki pehlivanlık, nefsin kafasına, yılanın kafasına basar gibi basmaktır. Allah'ın razı olduğu, değil mi? Müslümanların da Allah-u Teala'nın ni'mel abdi, ne güzel kul dediği kullardan olabilmek, değil mi? Musalla taşına vardığımızda da nasıl bilirsiniz dediklerinde de iyi biliriz diye müminlerin kendi hakkında hüsnü şehadette bulunduğu güzel bir kul olmaktır mesele. Önemli olan budur. Elhamdülillah. Önemli olan budur. İşte ulaike cezauhum